değerlendireceğiz. Bu konularda hocamızın tabii çok değerli çalışmaları var. İslam hukuku alanında olsun, İslam düşüncesi alanında olsun, çok farklı açılımları olan bir hocamız. İnşallah kendisinden istifade edeceğiz. Hocam buyurun. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Eğer müsaade ederseniz Resulullah'ın insanlığa getirdiklerine girmeden önce ben de Resulullah'ın manevi şahsiyetine bir merhaba diyeyim. Eyvallah. Olur mu efendim? Tabii efendim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz bütün alemlere rahmet olarak gönderdik ancak diyor Resulullah'ı. Demek ki insanlık için Resulullah mutlak saadet, rahmet ve hidayet. Resulullah'ın şahsiyeti maneviyesi manevi bir okyanus gibi. Evet. Ucu bucağı yok. Evet. Dolayısıyla biz meşhur bir cümleyi söyleyeceğiz. Bir damla elbette ki okyanusa işaret edebilir. Evet. Bugün sohbetimizde de bazı damlaları nakledeceğiz. Beraber evet. paylaşacağız. Evet. Ben iki şeyi manevi mahiyetiyle alakalı söylemek istiyorum. Evet. Biliyorsunuz biz kainat sarayının bir parçası olan dünya evinde oturuyoruz. Evet. Çok kıymetli Dost TV izleyicilerine şunu hatırlatayım. Resulullah'ın mahiyetini anlatmak için. Kainat sarayının bir varlık sebebi var. Bir de devam ve bekasının sebebi var. Çünkü eğer şunu ifade edersek mübalağa etmemiş oluruz. Kainat sarayının varlık sebebi ve manevi asli çekirdeği Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Niye? Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz ve öğretmensiz olursa manasız bir kalıptan bir kağıttan ibaret kalır. Şu kainat kitabı da muazzam bir kitap. Resulullah'ın getirdiği ve tebliğ ettiği bize hakikatler olmasaydı, şu kainat manasız şundan bundan ibaret kalırdı. O halde şunu söyleyebiliriz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı, kainat olmazdı. Hocam, çok önemli bir nokta. Evet, şöyle evet. bir araya girebilirim. Estağfurullah. O zaman şöyle diyebiliriz. Hazreti Peygamber'in dünyayı teşrif etmesi... Evet. Sadece insanlığı değil, bütün mevcudatı, bütün kainatı alakadar eden bu birinci nokta. Çok önemli ve müstesna bir gece. Bu birinci nokta. Evet. Evet. İkinci nokta ise, ben bazen iş adamlarını ziyaret ediyorum. Evet. Diyorum ki bu fabrikanın iyi çalışmasını, kar etmenizi istiyor musunuz? Evet. Evlatlarınla huzurlu yaşamayı istiyor musun? Yani şu dünyanın devamını istiyor musun? Ben bu mübarek gecede biraz daha genişleteyim. Şu kainatın devam ve bekasını... Ve huzurumuzun devam etmesini arzu ediyor musunuz? O zaman bunun da bir şartı var. Bu kainat ve özellikle dünya sakinlerinin Hazreti Peygamber'e itaatleri, ibadetleri bu kainat sayının devamının en önemli şartıdır. Biliyorsunuz İleyhi yas'adul kelimut tayyibu çok önemli. Vel amelus salihu yerfa'u. Beyler, hanımefendiler, şu dünyadan ve kainattan kainatı yaratan Allah'ımıza giden makamlar değil, önemli bir nokta, rütbeler değil, ünvanlar değil, mülk değil, evlat değil, lezzet değil, saraylar değil. Yükselen sadece ve sadece kelimat-ı tayyibedir, zikirlerdir, salavatlardır, şükürlerdir, Allah'a gönderilen senalardır ve ibadetler bu amel-i salihleri yükseltir. Şimdi bu iki noktayı düşündükten sonra... Ben bir kısım hadisçilerin levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk şeklinde nakledilen ve hadisi kutsi olduğu ifade edilen ey şanlı peygamber sen olmasaydın ben şu kainatı yaratmazdım hadisini mübalağa görenlere şaşıyorum. İnşallah biraz sonra zannediyorum imkan tanırsanız beraber konuşacağız ve Resulullah'ın ne getirdiğini ama bir cümle söylememe müsaade edin. Değerli misafirler, Resulullah insanlığa öyle bir hukuk nizamı, öyle bir ubudiyet hali, öyle bir dua tarzı, öyle bir davet şekli, öyle bir iman getirmiş ki, bu saydıklarımızın ne benzeri var, ne misli var, bundan daha mükemmeli ne görülmüş, ne de kıyamete kadar görülecektir. Örnek mi istersiniz? Yaşanmış şahitler. Ne demek yaşanmış şahitler? Son cümlem bu. Yazılmış milyonlarca İslami eserler. Yetişmiş yüzlerce ve milyonlarca İmam-ı Gazali'ler, İbn-i Sina'lar, Ebu Bekir'ler, Ömer'ler, arzu eden ve kabiliyeti olan o hidayet güneşinden nur alarak sümbül vermiş ve bunun yanında her asırda gül açan Ebu Hanifeler, İmam-ı Şafi'ler, Şah-ı Geylani'ler, Şah-ı Nakşibendi'ler, işte İslam tarihi.
Eyvallah. Resulullah'ın kısaca evet. manevi mahiyetine hocam, bir pencere açmak. Evet, pencere açıyoruz ve başlıkları evet. programımızın ilerleyen tabii bölümünde efendim. Ayrıntılandıracağız inşallah. İnşallah. Şimdi programımıza kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra sizin bahsettiğiniz evet. medeniyet, ahlak, evet ne getirdi bunları ayrıntılı olarak ele alacağız. Çok teşekkür evet. ederim. Değerli dostlar, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bizler yüzyıllardan uzanıp gelen, kopup gelen bir merhabayla sizlere merhaba dedik birinci bölümde. Ve sizler de bizi evlerinize konuk ettiniz. Efendim hocamla, Ahmet Akgündüz hocamla Dost TV ekranlarında Efendimizin medeniyet olarak, ahlak olarak, hukuk sistemi olarak insanlığa neler getirdiğini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bir iki anonsum olacak, onları ifade edeyim. Kısa mesaj gönderebiliyorsunuz. Mevlid Kandili tebrikleri için, düşüncelerinizi, duygularınızı ifade edebilmek için. Dost TV yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 38-34'e gönderiyorsunuz. Yine elektronik posta yoluyla da bizlere ulaşabiliyorsunuz. Benim adım Veli Karataş, tabii şey harfi yazılmıyor, @gmail.com adresine elektronik posta gönderebiliyorsunuz. Bunları da buradan okumamız, değerlendirmemiz mümkün olacak. Sorularınız varsa sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Ben sözü daha fazla uzatmadan tekrar muhterem hocama dönüyorum. Evet hocam, Efendimizin insanlığa getirdikleri konusunda bir giriş yaptık. Ana hatlarıyla başlıkları ifade ettik. Şimdi onların ayrıntılarına girelim inşallah. Ben tabii ki bu kısa program içerisinde tamamını vermemiz mümkün değil dedik. Evet. Ama hiç olmasa bir iki noktayı ifade etmek istiyorum. Birinci ifade etmek istediğim, bugün dünyada tartışılan hukuk devleti, hak kavramı, hürriyet kavramı, benzeri şeyler. Bu sebeple ben şunu ifade edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa öyle bir hukuk nizamı getirmiştir ki, emsalsiz bir hukuk nizamı olduğunu dost düşman kabul etmektedir. Ümmi bir zatın, okuma yazması bile olmayan bir insanın elinden çıkan ve vahiy yoluyla gelen hak ve hakkaniyete dayanan hukuk nizamı gerçekten de 14 asır boyunca insanlığın beşte birini adalet ve hakkaniyet üzerine idare etmiştir. Ben ayrıntıya girmeyeceğim ama Hollandalı bir hukukçunun 1897 tarihinde 2. Abdülhamid'e sunduğu 95 sayfalık bir raporun bir cümlesini okuyacağım. Diyor ki, İslamiyet diyor öyle hükümler getirmiştir ki bazıları pek yakın vakitlerde Avrupa hukukuna girebilmiş, bir kısım hükümleri de henüz girmemiştir diyor. 1897 tarihinde. Bu iddiamıza delil olmak üzere diyor. Çok ilginç hükümler. Ehli hayvanların himaye ve korunması. Hani hayvan hakları tartışması var ya. Çevre hukuku. Borçlunun borcunu ifa etmediği zaman hapisle sıkıştırılması. Kadının kendi mallarında tasarruf etme hakkı. Bu çok önemli bir cümle. İsviçre 1967'lerden sonra kabul etmiş bunu. Alın satıma yetkili olması. Boşama kolaylığı. Bu da bugün hukuk sisteminin önemli bir problemi ve bütün sorgulamalarda sanıkların ikrar ve itirafa zorlanmak için işkenceden uzak tutulması. Hazreti Peygamber'in meşhur bir hadis-i şerifi var. Burada bunu nakletmek isterim. Buyurun. Kesinlikle diyor, kesinlikle ifade aynen şu Peygamberimizin ifadesi. Erkek ve kadın bütün müminlere işlemedikleri bir suç yüzünden işkence ve eziyet edenler muhakkak bir yalan ve apaçık bir suç işlemişlerdir diyor. Sahip gidiyor hukukçu. Burada ben şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten ümmi bir insanın sözlerinden, fiillerinden, takrirlerinden ve de Kur'an'ın hükümlerinden ibaret olan ecdadımızın şer-i şerif dediği hukuk nizamı öyle bir nizam olarak gelmiş ki temel kaynağını Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti teşkil etmiş. Ve bütün dünya bunu ciltler dolusu hadis kitaplarından, fıkıh kitaplarından, tefsir kitaplarından okuyor. Biliyorsunuz Peygamberimizin üç temel şeyi var. Fiilleri var, kavilleri, sözleri var ve takrirleri var. Ve bunlardan doğan farzlar var, sünnetler var, nafileler var. Ve bunlar bize önemli bir kaynak olmuş. Neye kaynak olmuş? Ben iki misal vereceğim, fazla uzatmayacağım. Bunlardan birincisi, çok kıymetli Dost TV izleyicileri bilmeliler ki, şu anda Birleşmiş Milletler de dahil, dünya devletlerini birbirine bağlayan, uluslararası hukukun temelini
Hazreti Resulullah'a almıştır. Bizim şu anda bir Müslüman Türk hukukçusu olan Serahsi'nin elimizdeki 5 çiftlik yaklaşık 3500 sayfalık uluslararası devletler hukuku ile alakalı eseri, bunun delili tamamen Kur'an ve hadise dayanmaktadır. Avrupa 17. yüzyılın sonuna doğru, yani 18. yüzyılın başına doğru devletler hukuku ile ilgili ciddi çalışmalar yapmışlardır. Bu bir. İkincisi, biliyorsunuz hak ve hürriyetlerin korunması davası. İşte görüyorsunuz bugünlerde Türkiye'de hak ve hürriyetler ayaklar altında. Bunlar tartışılıp duruyor. Avrupa tartışıyor, Amerika tartışıyor, Birleşmiş Milletler tartışılıyor. Yahu 1400 sene önce veda hutbesinde Resulullah'ın şu cümlesini nasıl takdim etmesi?